Şimdi gelinlerimiz Ece için puanlarını kullandılar. Ececiğim sormak istiyorum. Tabii. Kaç bekliyorsun en az? En az... Evime güveniyorum Aslı Hanım. Hı. Düşük bir puan beklemiyorum kızlardan açıkçası. Çünkü genel olarak her şeyi beğendiler. Yani güzel yorumlarda bulundular. Niye öyle baktın? Genel olarak her şeyi beğenmedik Ececiğim. Yorumlar yaptık ya. Ya en azından uyumum mesela oturma odam gerçekten küçük. Diğer odalara göre fark ettiyseniz diğer odalarım daha büyük. En küçük odam burası. Burayı hani güzel değerlendirdim. Sizler de öyle dediniz. Hani yüksek puan bekliyorum yani aslında. Yani birkaç detay dışında yani örnek veriyorum süpürgeliklerini beğenmedik. Yani bir tek sadece salonu düşünmüyoruz zaten. Nikahımız var, kına gecemiz var, masamız var, karşılama var. Her şey var. Çeyiz var. Sunumum var size ilk defa. Lavantalı limonata yaptım. Ne kadar beğendiniz bilemem ama. Cesaretli bir hareketti. Gerçekten öyle. Ben bu riski göze alamazdım Ece. Peki kazanırsan ne yapacaksın? Kazanırsam aslanım yatırım yapmayı düşünüyorum aslında. Nasıl bir yatırım? Yani ilk köşede saklayıp belki eğitimime katkıda bulunabilirim yani. Güzel eğitimimle fikir. İlgili bir şeyler yapabilirim. Evet. Çünkü şu an amacım ona doğru. Okulunu yarım bırakmış ve çok üzgün aslında okulu yarım bıraktığı için. Ve çok güzel mesajlar verdi, siz daha gelmemiştiniz. Ve biz buradan bir daha mesajları verelim mi? Öncelikle bence hiçbir kız çocuğu okulunu bırakmamalı. Ne kadar evlensek de yuva kursak da yani tahsilini yarın öbür gün ne olacağı hiç belli olmaz. Yani Allah korusun tabii ki eşimin başına bir şey de tabii. gelebilir. Çalışmak zor. Çalışmak zorunda kalabilirim ama bu hiçbir vasfın olmadıktan sonra çok zor. Her kadın mutlaka ayaklarının üstüne basmalı bence. Kesinlikle. Senden duymak çok hoşuma gitti bunları. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Yineledik. Asıl bunları sizden duymak da beni çok gururlandırdı. Ay inşallah ablacığım her şey gönlünce olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Ve Gizem'den başlayalım diyorum ben. Benden başlıyoruz. Evet Gizemciğim. Ev genel olarak evet küçük ama ben küçük ev ya da büyük ev diye ayırmıyorum. Çeyizini çok az buldum. Sen ne kadar 3 yıllık evliyim yani yeni değilim desen ama de orada... bence yenisin. Ben çeyizi daha fazla beklerdim. Bunu söyleme hakkımın da olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tabii ki. Çeyiz azdı. Salon bana göre en hiçteydi. Senin de evinde çok renksizlik var. Yani ruh yok evinde. Aynısını ilk gün İrem'e de demiştim. Hani evde bir renk arıyorum. O da soft renk, soft. Ya bu evin ruhu zaten benim. Bu eve ruh veren benim. Bak bak. Laflara bak. Çok öyle bir ruh ama. Evimize ruh veriyoruz da seni yorumlamaya gelmedik buraya. Evini yorumlamaya geldiğimiz için buradaki renklerden niye ben bahsedeceğim. Önemli değil miyim? Benim evim. Tabii beni ki de yorumlayabilirsin. O şu an olmaz yani. Onu bir ara sana özel olarak seni yorumlarım sana. Ama şimdi evini yorumluyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten öyle. Hani bir şarkı var ya. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı. İçinde salınan yar olmayınca. Yani gerçekten ev muhteşem olabilir ama evde yaşayanlar soğuk ve ruhsuzsa... Evet. Ay gerçekten İstediğim oraya misafir olmak istemezsin, gitmek istemezsin, oturmak istemezsin. Gerçekten mesela sizde dün nasıldı? Bizdeki de tam tersi evet. Nasıldı mesela? Yani ev çok iyi değil ama ortamımız çok iyi mesela. Hah, o ev size cennet oluyor. İnanın o evde yaşadığınız insanların enerjisi siniyor eve. Aslında o anlamda söyledi ve sana katılıyorum bu anlamda. Gerçekten. Küçücük bir ev olur. Eski eşyalar ama orada nasıl mutlu anılarınız olur. Orada kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ki o ev size gerçekten güler. Bir an önce evinize koşmak için acele edersiniz. Çünkü Aslanım, orada mutlusunuzdur. Canım. Pardon, çok özür diliyorum. Ya bir de bence en önemli olan bir insanın yani başını sokacak bir evi olması. Ay hele bu zamanda. Hele bu zamanda. Tabii çok şükür ablacığım. Devam edebilirsin Gizem. Aslı Hanım bir de arkadaşımız pazartesi günü bir strateji yapmıştı. O strateji benim hala içimde. Dördüncü gündeyiz. Ben atamadım o stratejiyi. Ne yap bizde? Biz de atamadık. Sadece değil, biz atamadık. Evet, biz stratejiydi sağ olsun. Ben hem o stratejiyi de düşündüm. Hem evin genel havasını da düşündüm. Haksızlık yapmamaya çalıştım ama strateji içimden ve aklımdan atamadım. O yüzden dilerseniz puanımı ben açayım. Peki puanını görelim. Benim sana puanım... 2. 2 puan. Ya bekliyordum az beklemelerini, vermelerini pazartesi günden beri. Çok özür dilerim. Küçük bir detay ekleyebilir miyim? Aslında 3 eksi 1'den 2. Aslında sana 3 verecektim. Strateji kraliçesi olarak sana 2 vermeyi tercih ettim. Teşekkür ederim. Burada da konuştu. Evet, konuştu.
Her türlü kraliçe belli diyorsun. Kraliçe benim mi diyorsun? Yani ismimin anlamı sonuçta. Ha. Trakya'nın kraliçesi. Neyin kraliçesi? Trakya. Evet, sözü sen ele aldın. Aslıhan ve Nagihan. Sizle devam etmek istiyorum o zaman. Yani Gizem'e birçok konuda ben de katılıyorum. Ya ev konusuna gelince dediğim gibi ev küçük olabilir. Ama bu senin elinin. Ben dediğim gibi bu küçücük evi sen tercihlerine daha küçültmüşsün. Daha ferah yapabilirdin renk seçenekleriyle dediğimizde. Hı-hı. Ama siyah daha da küçülmüş. Bunu da söylemiştim zaten. Onun haricinde beğendiğim çok bir şey olmadı. Yani. Ya benim de bir salondu ya da hani o da renk dengesi konusunda. Yatak odasında beyaza boğdu. Mutfakta gri'ye boğdu. Ha, tabii ki misafirperverlik için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yani Ece'nin en çok misafirperverliğini mi sevdiniz? Evet. Sunum'u bize olan tavrı gayet çok sakin. Ya bu arada şunu da demek istiyorum ben. Hani sunum çeyiz genel olarak aynıydı. Hı-hı. Bir Gizem'in çeşit olarak fazlaydı. Ya şöyle onu hani ben onun zaten dışında söyledim. Ekstradan hani çeyizin fazla, sunumun çok güzel. Yani onlara puan şu anlık şey yani benim için. Ya çeyiz zaten pek sevmiyorum. Annemlere de demiştim. Yani çok fazla yapmayın. Hı-hı. Azı karar, çoğu zarar. Hani ben kullanmıyorum. Bu şekilde kalsın. Aileler arzu ediyor. Aynen en azından öyle. Kullanılabilir bu kadar yeterli çeyiz. Geliyor benim için. Kullanılabilir çeyizler. Hı-hı. Yani hep standart şeyler olduğu için. Ekstradan puan vermiyor. Konusuna da gelince yani ya bunu kabul etmiyorum. Çünkü Aslı Hanım zaten o, dediğim gibi salonu yorumlarken de söyledim. Buradakileri koyu olabilir ama ben halımı beyaz seçtim. Yani koltuğum mesela çok kibar. Bu odaya gerçekten başka bir koltuk hiçbir şekilde sığmaz. Yani başka bir model koltuk. Yani beyaz halıyla bunu tamamladığını eşyalarına düşünüyorum. Eşyalarına zaten lafımız yok. Eşyalarınız tek parça haline güzel. Ama dediğim gibi renk seçiminiz de çok peki. Boğulmuş. Puanınızı görelim. Bizim sana puanımız 2. Yani gerçekten sizden hiç düşük beklemiyordum. Çünkü tamam gerekli yeterli açıklamanızı yapmış olabilirsiniz. Ev sizin olmayabilir, eşyalarınız sizin olmayabilir. Ama burada sizin yorumlayacağınız çok fazla keşke şey vardı. Keşke bunu dün de düşünseydim. Yok, keşke. Ya. Ona göre puan hatta verseydim. Benim sizden beklentim o kadar yüksekti ki, o kadar heyecanlıydım ki çok merak ediyordum sizi. Hatta gerçekten söyleyebilir miyim Aslı Hanım? Elbette. Yani gerçekten size yüksek puan vermeyi düşünüyordum ama... Neden vermedin? Neden vermedim? Çünkü verecek hiçbir şey yoktu. Neden ama benim evimde o zaman? Sizin neden verebileceğiniz düşündün? Çok şey vardı mesela. Tamam ama düşündüğünü neden yapmadın? Çeyizlerim vardı, evim vardı, nasıl dekore ettiğim vardı. Neyi ki verdin? Tamam onu biz merak de beğenmedik. Yok ben stratejik davrandım gayet. Teşekkür ederim puanınız için. Rica ederiz. Şimdi İrem nasılsın? İyiyim Aslı Hanım. Sana en yüksek puanı Ece vermişti. Evet ve çok eleştiri almıştı ve eleştiri yapan arkadaşların evlerini de gördük. Strateji yaptım demişti. 5 puan verdim, strateji yaptım. Çünkü İrem'e kimse yüksek puan vermeyecekti. Ortalamasını düşük tutmak istedim ve 5 kullanmak istedim dedi. Öyle olmaz böyle olur dedik biz de. Evet, peki acaba... Sen Ece'ye kaç puan verdin? Ben tamamıyla aslanım stratejik falan düşünmüyorum. Ben tamamıyla evine yönelik bir eşyalarına yönelik puan kullandım. Ben sadece yatak odasındaki dolabını beğenmedim. Bunu kendisine belirttim. Bir de mutfaktaki halısını beğenmemiştim. Bunu belirttim. Onun dışında evini çok beğendim. Koltuk takımını falan, albümünü. Bunları çok beğendim ve puanımı ona göre verdim. Misafirperverliği çok güzeldi. Çok sakin, çok kibardı arkadaşımız. Ayrıyeten sunumları da çok güzeldi. Tamam tadını beğenmedim limonatanın ama çok büyük bir cesaretti. Bu da hoşuma gitti ve buna yönelik bir puan verdim. Çok güzel yorum. Bir şey diyebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Gerçekten tabii bunu ki. İstiyorum. Hani normalde İrem Hanım en güzel şeyleri bile eleştiri bulan bir insanken sırf kendi gününde 5 puan aldığı için bu kadar korumacı yaklaştığını düşünüyorum ben şu an Ece Hanım. Yani. Eğer yok, ben bu ama bence puanını görmeden yorum yapmadım. Bir şey ararken, tek tek konuşun. Yok, normalde her şeyi bir eleştiri bulurken bilmiyorum ben şu an İrem Hanım'ın tavırları bana çok samimi gelmedi. Ama zaten açıklamasını yaptı. Yatak odanı beğenmedim dedi gardırobunu. Bilmiyorum, halını beğenmedim dedi. Gelmedi. Yani her şeyi aman çok bayıldım çok beğendim demedi ki öyle dese anlayabilirdim dedi. Nerede bir samimiyetsizlik hissettin? Çünkü ablacığım. Bugüne kadar yaptığı tüm eleştiriler güzel olan şeylere bile. Evet. Hepimizin beğendiği şeyleri genelde bazen beğenmediği anlar oldu.
bugün neredeyse hep olumlu şeyler söylemesi şaşırttı ve bana samimi gelmedi ve o gün kendisinin 5 puan almasıyla çok alakası olduğunu düşünüyorum. Bu sizin düşünceniz Nagihan Hanım. Benim düşüncem, evet. Yani şahsileştirmiş mi demek oluyor? Belki de. Bana açıkçası çok samimi gelmedi. Evet İrem, puanını görebiliriz. Benim size puanım